Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda bir 10 gündür kullandığım bir ürünü sizlerle paylaşacağım. Ya ürünle ilgili artı eksi yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Ne gibi etkileri oldu? Gerçekten işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Kullanmaya gerek var mı, yok mu? Genel olarak bunlardan bahsedeceğim. Ürünümüzün adı Betaboni. Hepiniz biliyorsunuz mutlaka. Mutlaka ilk beta besleyenler beta için ne alayım diye arattığında Betaboni ürününe rastlamıştır diye düşünüyorum. Ürün oldukça popüler bir ürün. Her betacı belki kullanmıyor ama yeni başlayan arkadaşlar genelde tercih ediyorlar bu tip ürünleri. Şimdi ne işe yarıyor bu ürün? Biraz ondan bahsedelim. Ben hemen içeriğini okuyorum size. Beta balığının ihtiyaç duyduğu elementleri içerir. Akvaryumlarda kullanılan sular mineral yönünden balıkların doğal yaşam alanlarındaki sulara göre yetersizdir. İskelet gelişimi ve yaşamsal faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu minerali alamayan canlı zamanla birçok yönden zayıflar, gelişimi yavaşlar, renkleri matlaşır ve sağlıksızlaşır. Betaboni, ihtiyaç duyulan elementleri sağlayarak balıkların gelişimine ve renklerinin daha canlı olmasına etki eder, doğal yaşam ortamının sağlanmasına yardımcı olur. Kullanım talimatı ise şöyle arkadaşlar, 10 litre akvaryum suyuna haftada 1 milim eklenmesi. Yani 1 milim 20 damla olmuş oluyor. Kapağını açtığınız zaman zaten damla şeklinde yapılmış şişenin içi. Yani damlatma şeklinde yapılmış. Haftada bir gün, şimdi bu benim, pardon, benim kullandığım şişeyde, şunu açayım. Haftada bir gün örneğin şu tip bir kapta besliyorsunuz betayı. Bu 1,8 litre ama buna 1 litre diyelim. Hepsi dolu değil. Burada ne demiş? 20 10 litreye 20 damla. O zaman 1 litreye 2 damla damlatacaksınız. Haftada 1, 1, 2. 2 damlanızı damlattınız. Balığa betaboninin içindeki vitaminleri, mineralleri vermiş olursunuz. Yani ölçeği bu şekilde ayarlamış olursunuz. Şimdi ben tabii size arkasında yazandan bahsettim. Kullanım miktarından da diyor ki haftalık %30 su değişimi yapıldığı öngörülerek hesaplanmıştır diyor. Yani haftada bir %30 su değişimi yapıyorsanız haftada bir kere bu ilacı kullanın. Genel uyarılar var. İçindeki maddelere gelirsek ben yetkili kişilerle de görüştüm. İçinde balıkların genel olarak ihtiyaç duyduğu makro ve mikro elementlerle donatılmış bir ürün olduğundan bahsedildi. Yani tabii ki içinde tam olarak ne olduğunu söylemediler doğal olarak. Firmanın bu gizli tuttuğu bir şey olabilir. Çok normal. Ben etkilerini söyleyeyim size. Ne gibi etkileri olduğunu. Yani bu ben genel olarak bu tip ürünlerin kullanmakta çok ön yargılıyım. Emin olun herkesten çok daha ön yargılıyım. Örneğin mesela benim hiçbir beta kabında yaprak katappa yaprağı göremezsiniz. Başladığım günden beri de inatla katappa yaprağı kullanmamaya devam ediyorum. Kullanabilirler, herkes kullanabilir. Nasıl? Mutlaka işe yarıyordur. Yaramaz demiyorum. Benim sadece orada karşı çıktığım nokta şu. Bilinçsizce kullanım beni rahatsız eden bir durum. Bilinçsizce kullanıldığı zaman hoşuma gitmiyor. Yani suyun içine bir tane yaprak atıyorsunuz. Atıyoruz sanıyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar. Yaprağı atıyorsunuz. Oh, o yaprak suyun içindeki bütün elementleri salıyor. Balığın istediğini pH'i balığın istediği gibi yapıyor. KH'i balığın istediği gibi yapıyor. Makro elementler, mikro elementler, kalsiyumlar, magnezyumlar. Oh, bütün hepsini dengeliyor, ayarlıyor. Yaprağın boyutu hiç önemli değil burada. Şu kadar yaprak atsanız da aynı şey yapıyormuş. Bu kadar yaprak atsanız da aynı şeyi yapıyor. Yani bu olabilir mi? Bana böyle bir şey mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla sonucunda tam olarak ne olduğunu bilmediğim ve ölçemediğim, içeriğini de tam olarak bilmediğim şeyi balıklarımda kullanmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kullanana lafım yok. İsteyen istediği kadar kullansın. Kullanın ya da kullanmayın demiyorum. Ben kişisel olarak bunu tercih etmiyorum. Ha, eksikliğini hissediyor musun diye sorarsanız valla bugüne kadar hiç eksikliğini hissetmedim.
Zaten videolarımda da yavruları da görüyorsunuz. Üretim videolarını da paylaşıyorum. Üretim videolarını da görüyorsunuz. Yavruların büyüdüğünü de görüyorsunuz. Balıklarımın sağlığını da görüyorsunuz. Ha, demek ki bu yaprak çok şart bir şey değil. İlle kullanılması gereken bir şey değil. Kullanılırsa balığa mutlaka faydası vardır. Eğer tabii ki bu yaprak oradan geliyorsa, bu balığın ana vatanı Endonezya'dan, işte Tayland'dan, Malezya'dan, o bölgeden gerçek orijinal katappa yaprağı şeklinde geliyorsa, iyi sterilize edilmişse kullanılabilir. Kullanılamaz demiyorum. İsteyen istediği kadar kullansın. Konumuz katappa yaprağı değil ama konumuza katappa yaprağından betaboniye nasıl bağlayacağız? Ondan bahsedeyim. Öyle devam edeyim olaya. Şimdi ben bu ürünü 10 gündür kullanıyorum. Yani çok ön yargılıyım bu konularda. Ama şu balıkta, bu balığı biliyorsunuz, bundan 10 gün önce falan bir balıkla eşleştirmek istedim. Bir dişi harfumla. Ama balığın formda olmadığını fark ettim. O yüzden ayırdım. Çünkü bu balık bir rahatsızlık geçirmişti. O yüzden balık formda olmadığı için ayırdım. Ve 10 gündür bu balığa iki parti bu betaboniden attım. Yani ve de gerçekten gözle görülür bir fark gördüm balıkta. Hani siz de fark ediyorsunuz. Balığın keyfi yerine geldi ama sadece ilk bu balıkta denedim. Hani ne olur ne olmaz diye. Yani gerçekten balığın keyfi yerine geldi. Balık tam formuna kavuşmadı şu anda. Onunla ilgili bir şey demiyorum. Ama önceki günlere göre balık çok ciddi şekilde form kazandı. Bakın mesela diğer dişiyi getireyim ben buraya. Diğer dişiyi görür görmez hemen hareketlenmeye başlıyor. İşte bu karşısındaki dişi, ha tamam, gerçi bunu da gördü. Yine biraz hareketlenmeye başladı ama bu dişi daha ufak olduğu için buna artistik hareketler yapamadı. O yüzden tam olarak balığın hareketlerini göremedik. Bak şimdi bunun dişisi, asıl bu dişi, bunun dişisi. Bakın 10 gün önceki balığı biliyorsunuz videosunu. Şimdiki balığın hareketlerine bakın. Ya bu çok güzel bir halfmoon. Güzel bir erkek. Bunu kaybetmek istemiyorum. O yüzden bu balıkta bu ürünü denedim. Valla balıkta gerçekten faydasını gördüm. Sonrasında diğer balıklarda da hafif hafif denemeye başladım. Ve diğer balıklarda da ufak ufak bu ürünün faydasını görüyorum. Konuya devam edeyim. Bunlar tabii uğraşırken, birbirlerini görürken, bunları da ya bir haftası 10 günü daha var bu erkeğin. Biraz daha normale dönsün. Biraz daha forma girsin. Ondan sonra bu dişiyle eşlemeyi düşünüyorum. Şimdi şunları ayırayım. Erkeği de çok zorlamayalım. Şimdi bu ürünle ilgili başka notlarım daha var size. Başka bilgiler daha var. Yani eleştirel bilgiler tabii ki. Diğer bilgiler gibi. Benim şimdi balık besleme, yavruları büyütme yöntemi biliyorsunuz. Ben Tubifex, Artemia, işte kaliteli kuru yemler, bitkisel yemlerle balıkları besliyorum. Haftada 2 gün, pardon, 2 günde bir mutlaka kaplardaki balıkları sularını %80 oranda aynı ısıyla suyla değiştiriyorum. Her gün canlı yem veriyorum. Balıklarıma iyi bakmaya çalışıyorum. Şimdi benim balıklarımın zaten otomatik olarak bir formu var, bir kondisyonu var. Bu tip ürünler olan kondisyonun üstüne ek yapmış olabilir. Yani şimdi içme suyu kullanıyorum. Şebeke suyu kullanıyorum. Şebeke sularından alamadığı mikro ve makro elementleri, vitaminleri, mineralleri, belki yemlerden de alamadığı mikro element, makro elementleri bu tip ürünlerden balık bazı eksiklerini tamamlamış olabilir ve bütün hepsi bir araya geldiği zaman balıkta gözle görülür bir hareketlenme görmüş olabiliriz. Ama her zaman dediğim gibi bu tip ürünler, hangi ürün olursa olsun, dünyanın en iyi ürünü bile olursa olsun, ölüyü diriltmez arkadaşlar. Canlı yem de buna dahil. Siz balığınıza istikrarlı şekilde iyi bakımla bakmıyorsanız, balığınıza istikrarlı şekilde güzel bakmıyorsanız, isterseniz dünyanın en pahalı ürününü alın,
Balığınız normale dönmez, toparlamaz. Ha belki anlık bir iki hareketlenme olur. Ondan sonrasında patates olur. Balığınızdan bir performans beklemeyin. Öneriyor musunuz diyorsanız, eğer balıklarınıza iyi bakıyorsanız, iyi şartlar sağlıyorsanız, canlı yemler, güzel kuru yemler, bitkisel yemler, su değişimlerini aksatmıyorsanız, suları sıcak tutuyorsanız, takviye olarak Betaboni ürününü kullanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Kullanmaya devam edeceğim. Yavrularda da kullanacağım. Büyüklerde de kullanacağım. Bir şekilde kullanmaya devam ederim. Tabii idareli kullanmakta fayda var. Her hafta diyor zaten. Yani haftada bir kere diyor. O zaman ne olur? Ayda 4 kere yapar. Ayda 4 kere de yapmazsınız. Ayda 2 kere yaparsınız. Kaç milimdi? 85 milimdi. Yani bu ürün tek bir beta besliyorsanız en az 1 sene gider arkadaşlar bu ürün. Hadi 1 sene gitmesin. 8 ay 9 ay gitsin. Uzun süre kullanacağınız bir ürün diye düşünüyorum. Ben de mesela şimdi aklıma geldi. Yani 15 günde bir bile belki kullanmam. Ayda bir kere kullanırım. Ama bu ürünü kullanmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten şu balığı biraz kendine getirdi. Balığın formunu yerine getirdi. Yerine getiriyor daha doğrusu. Bu yani bu ilacın bu balıktaki etkisini gerçekten inkar edemem. Tabii ama biraz önce dediğim şeyleri tekrarlıyorum. Ben canlı yemler, kuru yemler, haftada 2 günde bir mutlaka su değişimi, suları 24'ün altına düşmez hiçbir şekilde, diplerini pis bırakmam vesaire, su değişimlerini aksatmam, biliyorsunuz genel olarak benim üretimhanenin durumunu. Dolayısıyla bu sıvıda, bu takviyede benim balığımda daha olumlu etki yaptı diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu tip şeylerden, sadece bu tip şeyleri kullanarak medet ummayın arkadaşlar. Ölüyü diriltmez, var olana daha iyi kondisyon sağlar. Ek olarak güzel takviye yapar. Balığınızın renklerinin daha iyi görünmesini sağlayacağından bahsediyor arkasında. Ayrıca da katmış olduğu, suya katmış olduğu vitaminler, mineraller balığa da etki edecek diye düşünüyorum. 85 milim olduğundan bahsettim. Arkasında da kullanım talimatı da yazıyor. Uzun vadede ne olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Tekrar yine bir Betaboni videosu paylaşırım. Sonucunda ne olduğunu görürüz. Olumlu olumsuz kısımları sizde her zaman paylaşıyorum, biliyorsunuz. Eğer sorularınız varsa da bana bu videonun altından sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.